Evet arkadaşlar, şampiyon bir testiyle devam ediyoruz. Hemen birinci sorumuza bakalım. X kare artı mx artı n eşittir 0 denklemi 1 kökü eksi 3. X kare eksi m eksi 2x artı k denklemi 1 kökü 5'tir. Bu denklemlerin diğer kökleri eşit olduğuna göre n artı k toplamı kaçtır? Şimdi diğer kökümüze biz t diyelim. Şimdi t dersek kökler toplamı birinci denklem için t eksi 3 olur. Ve eksi b bölü a'dan eksi m'e eşittir. Diğer taraftan ikinci denklem için kökler toplamı t artı 5 olurken buradaki kökler toplamı eksi b bölü a'dan m eksi 2 olacak. Biz bu ikisini taraf tarafa toplarsak şuradan m'ler gider. 2t artı 2 eşittir. Eksi 2'den 2t eşittir. Eksi 4t eşittir. Eksi 2 gelir. Biz ortak olan kökü bulduk. Şimdi bizden n ve k istenmiş. N dediğimiz kökler çarpımından eksi 3 çarpı t yani 6 olarak bulunabilir. K da yine kökler çarpımından c bölü a'ydı kökler çarpımı. 5 çarpı eksi 2 yani eksi 10 olarak bulunabilir. Burada şuraya da t olduğunu biliyoruz. İkisi de t olacak. Ve bizden n artı k istenmiş toplarsak da eksi 4 olarak cevabı bulabiliriz. Cevap c seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Denklemin kökleri a ve b'dir. Buna göre toplamı kaçtır? Şimdi bizden istediği toplamı inceleyecek olursak a küp b küp 3a kare b artı 3ab kare var. Bu a artı b'nin küp açılımı. O halde a artı b de a ve b kökler olduğu için eksi b bölü a'dan kökler toplamına gidebilirim. A artı b ne olacak? Eksi 2'den artı 2 olur. Bunun küp olacak. Bu da 8'e eşittir. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır ikinci soruda. Üçüncü sorumuza bakalım. X kare eksi mx artı 9 denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Olduğuna göre m kaçtır demiş. Şimdi bize verilen eşitlikte payda eşitleyecek olursak 1 artı kök x1 çarpı x2 bölü kök x1 olacak. Bunun 4 olduğunu biliyoruz. X1 çarpı x2'nin kökler çarpımı c bölü a'dan 9 olduğunu biliyoruz. O halde burası 9 ise dışarı 3 diye çıkacak. Yani 4 bölü kök x1 eşittir 4 olacak. Buradan kök x1 eşittir 1 olur. Yani x1 eşittir 1 gelecek. Bunu biliyoruz. Hem de kökler toplamı o halde şunu da yapalım. X1 çarpı x2 9'du. X1'i 1 olarak bulduk. X2 de ne olacaktır? 9 olacak. M'i de kökler toplamı yani X1 artı X2'den elde edebiliriz. Bu M'e eşit. Kökler toplamı da 1 artı 9'dan 10 olacak. Yani M değerimiz 10'a eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Üçüncü soru için. Denklemin kökleri X1 ve X2'dir. X1, X2'den küçük olduğuna göre 4X1 artı X2 toplamı kaçtır? Şimdi bize verilen denklemi bir yazalım. 4x kare eksi 4x kare artı 41x eksi 45 eşittir 0'dı. Bunu çarpanlarına ayıracak olursak 4x'e eksi x şurayı da eksi 5'e 9 olarak ayırırsak 36, 5 de buradan gelecek 41'i elde edebiliriz. Yani 4x eksi 5 çarpı 9 eksi x eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Buradan x eşittir 5 bölü 4 şuradan da x eşittir 9 gelecek. X1 x2'den küçüktü. Yani burası x1 burası x2 olacak. Şimdi bizden istediği 4 tane x1 artı x2 elde edelim. Bu da 4 çarpı 5 bölü 4 artı 9 olur. Şunlar gitti. 5 artı 9'dan 14'e eşittir. Yani cevabımız 4'te de C seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza bakarsak kökleri 2x kare artı 3x eksi 5 denkleminin köklerinin üçer fazlasının yarısı olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bize verilen birinci denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. O halde ne olacak? İkinci denklemimizin kökleri x1 artı 3 bölü 2, x2 artı 3 bölü 2 olacak. Denklemi yazabilmek için toplam ve çarpıma ihtiyacımız var. Toplam ve çarpım diyelim. Toplamımız x1 artı 3 bölü 2 artı x2 artı 3 bölü 2. Yani x1 artı x2 artı 6 bölü 2 olacak.
Diğer taraftan çarpım x1 artı 3 bölü 2 çarpı x1 artı, pardon, x1 değil, burası x2 olacak. x2 artı 3 bölü 2 olacak. Bunları çarparsak da x1 çarpı x2 artı 3 tane x1 artı x2 artı 9 bölü 4 gelecek. Şimdi bunları bulduk. Bu değerleri nereden bulacağız? X1 artı X2'yi birinci denklemdeki kökler toplamından şöyle şuraya not alalım. X1 artı X2 ne olur? Eksi B bölü A'dan eksi 3 bölü 2 olacak. X1 çarpı X2 ise C bölü A'dan eksi 5 bölü 2 gelecek. Şurada yerine yazacak olursak neydi? Eksi 3 bölü 2 idi. Hatta şöyle yazalım, toplam diyelim. Eksi 3 bölü 2 artı 6 bölü 2 olacak. Payda eşitlediğimizde 9 bölü 4 olarak bulabiliriz. Çarpımda yine aynı şekilde değerleri yerine yazacak olursak eksi 5 bölü 2 artı 9 bölü 2 olur. Burada 3 ile çarptığımızda, pardon, burası artı değil eksi olur. Eksi 3 bölü 2'de 3 ile çarptık. Artı 9 bölü 4 olacak. Bunu düzenlediğimizde 1 bölü 2 olarak bulabiliriz. O halde denklemimiz x kare eksi 9 bölü 4x artı 1 bölü 2 eşittir 0 olacak. Şıklarda bu şekilde yok. Denklemi 4 ile çarparsak 4x kare eksi 9x artı 2 eşittir 0 olur. Bu da A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 6. sorumuza bakalım. Denklemin tek kökü olduğuna göre A kaçtır? Denklemin tek kökü varsa x eksi A'nın karesi eşittir 0 olmalıdır. O halde A eksi 1'in 0, yani A'nın da 1 olması gerekir diyoruz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. 7. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri oranı 1 bölü 7 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi denklemimiz köklerine x1 ve x2 diyelim. O halde x1 bölü x2 1 bölü 7 olacak. Şöyle yapalım. x1'e k diyelim. x2'de 7k olsun. Toplarsak 8k kökler toplamından eksi b bölü a'dan 16 olacak. Yani k eşittir 2 olur. Buradan x1 2, x2 de 14 olacak. Bizden m istenmiş, m de c'de var. Yani kökler çarpımından elde edebiliriz. x1 çarpı x2, 2 çarpı 14, yani 28'e eşit. Bu aynı zamanda c bölü a'dan 2m eksi 4'e eşit. Buradan 2m eşittir 32 ve m eşittir 16 olarak bulunabilir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. sorumuza bakıyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 çarpı x2 ve x1 artı x2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? x1 çarpı x2'yi bulalım. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1. x1 artı x2'de kökler toplamından yine eksi b bölü a 1 olacak. Şimdi yeni denklemin kökleri eksi 1 ve 1. O halde toplam 0 çarpım ise eksi 1 olur. Denklemi yazarsak x kare eksi 0x eksi 1 eşittir 0 olacak. Yani x kare eksi 1 eşittir 0 şeklinde yeni istediği denklemi elde edebiliriz. Cevabımız E seçeneği olur bu durumda. 9. sorumuza bakalım. Denklem verilmiş x1 ve x2 kökleri. Kökleri x1 eksi 2 bölü 4 ve x2 eksi 2 bölü 4 olan ikinci dereceden bir bilmeyen denklem. Şimdi buradan biz toplam ve çarpıma bir gidelim. Bunlara ihtiyacımız var. Toplam ne olur? İkisini toplarsak x1 artı x2 eksi 4 bölü 4 olacak. Çarpım da bu ikisini çarptığımızda paydamız 16 olur 4 çarpı 4'ten. Üst tarafta x1 çarpı x2 eksi 2 tane x1 artı x2 artı 4 gezecek. Şimdi kökler toplamı birinci denklemden eksi b bölü a'dan 5 olur. 5 yazarsak toplam 1 bölü 4 gezecek. Toplama 5 demiştik. Çarpımda c bölü a'dan eksi 7. O halde yukarısı ne olacak? Eksi 7, eksi 17, 4 çıkardık. Eksi 13 bölü 16. Çarpımı da bu şekilde bulduk. Şimdi denklemimizi yazalım. Denklemimiz ne olacak?
x kare eksi toplam x artı çarpma eşittir 0 şeklinde yazarsak x kare eksi 1 bölü 4x eksi 13 bölü 16 olacak. Şıklarda bu şekilde yok. O halde biz de ne yapalım? 16 ile çarpalım denklemi. 16 ile çarparsak 16x kare eksi 4x eksi 13 eşittir 0 şeklinde olur. Yani cevabımız A seçeneği gelir diyoruz. 10. sorumuza bakalım. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 bölü x2 ve x2 bölü x1 olan ikinci dereceden birbirinden denklemin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi burada denklemin köklerini yazmamıza gerek yok. Neden? Çünkü kökler çarpımı x1 bölü x2 çarpı x2 bölü x1 olduğundan ne olacak? Şunlar sadeleşecek. 1'e eşit olacak. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Burada denklemi yazmamıza gerek kalmadı. 11. sorumuza bakalım. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere denklemin köklerinden biri M eksi N'dir. Buna göre N bölü M oranı kaçtır? 2018 ayette de çıkmış bir soru. Şimdi köklerimizden bir tanesi M eksi N. Diğeri de x2 olsun. Bunların çarpımı C bölü A'dan N eksi M gelmiş. Şuradan bunu görebiliriz. O halde şöyle sadeleştirirsek birbirinden farklı olduğu için sadeleştirme yapabiliriz. X2 ne olacak? Eksi 1. Diğer kökümüzü bulduk. Bir de kökler toplamını biliyoruz. Kökler toplamı nedir? M eksi N eksi 1 olacak. Bu da denklemde yazacak olursak eksi B bölü A yani eksi M eksi 1 olur. Buradan şu eksi 1'ler gider. M eksi N eşittir. Eksi M oldu. Bunu buraya, bunu karşıya gönderelim. 2M eşittir. N olur. Buradan da N bölü M eşittir. 2 olarak bulunabilir. Cevabımız A seçeneği olur diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 12. soruda köklerin aritmetik ortalaması 5, geometrik ortalaması 4 olan ikinci dereceden bir bilinen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aritmetik ortalama nedir? X1 artı X2 bölü 2. Bunun 5 olduğunu biliyoruz. O halde X1 artı X2 10 olacak. Geometrik ortalama da X1 çarpı X2'nin karekökü. Bunu da bize ne vermişti? 4 olarak vermişti. Her iki tarafın karesini alırsak X1 çarpı X2 buradan 16 gelir. Kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmuş olduk. O halde denklemimiz x kare x'e toplam x yani 10x artı çarpım 16 eşittir 0 şeklinde olacaktır. D seçeneğine bakalım. D seçeneği de bu denklemi 2 ile çarpmış. 2x kare eksi 20x artı 32 eşittir 0 oldu. Evet, 13. sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. 2017 LYS sorusu. Burada z eşittir a artı ib olsun. O halde z'nin eşitliğinde ne olacak? A eksi ib. Bunları getirip yerine yazacak olursak 4 çarpı a artı ib eksi 3 çarpı a eksi ib eşittir 1 eksi 18i bölü 2 eksi i verilmiş. Biz burayı 2 artı i ile bir genişletelim. Paydayı bir rasyonel hale getirelim. O arada sol tarafı da düzenleriz. Ne olacak burası? 4a artı 4ib eksi 3a artı 3ib olacak. Karşı tarafta 2 artı i ile çarparak yazıyorum. 2 eksi 36i artı i eksi 18 i kare bölü 2'nin karesi artı 1'in karesi olur. Şimdi sol tarafı tekrar düzenleyelim. 4a 3a çıkardığımızda a kaldı. Artı 4ib 3ib 7i b olacak. Diğer tarafı da düzenleyelim. İ kare eksi 1'di. O halde şurası artı olur. 18 artı 2'den 20 eksi 35 i bölü 5 oldu. Şunu da sadeleştirelim. 4 eksi 7 iyi olsun.
Şunları eşitlersek ayrı ayrı ne olur? A eşittir 4, B eşittir eksi 1 olur. Z karmaşık sayısı da 4 eksi i olacaktır. Yani cevabımız E seçeneği gelir 13. soruda. 14. soruya bakalım. Çarpımı bir tam sayı belirttiğine göre Z sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 1 artı i'nin karesinin 2i olduğunu biliyoruz. Bunu daha önce çok kullandık. Şimdi burada da 2i'nin karesi çarpı 1 artı i'nin karesine 2i dedik. Hatta şöyle yazalım karışmasın. 1 artı i'nin karesinin karesi çarpı 1 artı i çarpı z diyelim. Şurası 2i'ydi. Karesini aldığımızda 4i kare yani eksi 4 gelecek. Çarpı 1 artı i çarpı z. Bunun ne olduğunu biliyoruz biz. Bir tam sayı olduğunu biliyoruz. Z sayısı 1 artı i'nin eşleniği olan 1 eksi i olabilir diyoruz. Cevabımız D seçeneği geliyor. 15. sorumuza bakalım. Eşitliğini sağlayan A sayısı kaçtır şeklinde bir ifade verilmiş bize. Burada payda eşitleyecek olursak i çarpı b, şöyle şurayı b ile çarptım, şurayı a ile, b ile a ile, artı i çarpı a artı 1 eşit olacak b eksi 1 artı 4 i çarpı a'ya. Şimdi bunu bulduk. Buradan i'li olanları kendi arasında eşitlersem 4a eşittir a artı b olur. Diğer tam sayıları da kendi arasında eşitlersek b eksi 1 eşittir 1 olacak. Yani b eşittir 2 olur. Buradan 3a eşittir b idi. 3a b'ye eşitse burası 2 eşit yani a eşittir 2 bölü 3 olur. Cevabımız D seçeneği olur diyoruz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.